Evet sevgili Kapı Magazin izleyicileri, TÜYAP'ın hazırlamış olduğu Kapı Pencere ve Cam Fuarı'ndayız. Birbirinden güzel standları geziyoruz, ürünleri görüyoruz, tanıyoruz ve sizler adına araştırmalar yapıyoruz. Ve şu anda Homme çelik kapı sistemlerinin önüne geldik. Hakan Bey ile Homme firmasını ve ürünlerini konuşacağız. Bakalım kendileri bize ne gibi bilgiler verecek, ondan öğrenelim. Hakan Bey merhabalar. Merhaba, öncelikle hoş geldiniz, sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Kapı Magazin olarak bizler de sektörün nerede olursa olsun yanında olmaya çalışıyoruz. Tanıtmaya, duyurmaya çalışıyoruz. Sizler biz tanıyoruz ama izleyicilerimizin de tanıması için kısaca bir tanıtmanızı istesek. Aslında tabii izleyiciler de bizi çok yakından tanıyordur. Evet. Aslında biz Efor Çelik Kapı ve Apex Metal Limited şirketi firmasıyız. Homme yeni bir markamız. Bu markayı İstanbul'da özellikle İstanbul'da lansmanı yapmak için bu fuara katıldık. 6 aydır da bu marka altında da İstanbul'da pazarlamamız devam ediyor. Yine bir marka, yeni bir kan, yeni bir değişim. Efor Çelik Kapı tabii ki altyapısını oluşturdu. Bayilikler vesaireler Türkiye'de. Onlar da devam ediyor. Ama Homme markasıyla biraz daha farklı kitlelere hem hazır kapılarımızı hem de daha hızlı bir sunumla yapmak ve bu şekilde yapılanmak için bu brand, bu markamız adı altında satışlarımız başladı. 6 aydır da İstanbul'da satış organizasyon işi yapıyoruz. Ekiplerimiz 4 pazarlama ekibimiz, 2 montaj ekibimiz ve genel müdürüm burada buranın müdürüyle beraber bir organizasyon içerisindeyiz. Çok da güzel kitlelere ulaştık. İnşallah İstanbul'dan sonra Türkiye'de de yayılmaya devam edeceğiz. Tam onu soracaktım ben de. Homme markası sadece İstanbul'da kalmayacak. Yurt dışı çalışmalar da vardır. Sizi biz en çok gezen kapıcı olarak biliyoruz yurt dışında. Evet. Homme markasını yurt dışına da taşıyacak mısınız? Evet. Şöyle bildiğiniz üzere bizim yurt dışı işlerimizi serbest bölgemizde Apex Metal Limited şirketimizde yapıyoruz. Orayı da 2006 yılında kurmuştuk. Hamdolsun Türkiye'de de bu serbest bölgede üretimi yapan tek firmayız. Bunda çok ciddi avantajlarına yakaladık, tabii sahip olduk. Çok da tecrübelendik o noktada. Ürünlerimizin %100'ünü yurt dışına gönderiyoruz. Şu anda Homme'yi yurt dışında çok lanse etmek istemiyoruz. Çünkü Apex olarak bir marka haline geldik zaten yurt dışında. Kapasitemizde şu anda artırma çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah daha farklı ülkelere, girmediğimiz ülkelere de Apex markasıyla devam edeceğiz. Homme sadece İstanbul'da başlamak üzere yurt içinde de yayılmaya devam edecek. Yurt dışında da sizleri de tabii ki görüyoruz artık İbrahim Bey. Çok güzel çalışmalarınız var. Sektörde özellikle basın yayın aracılığıyla hem bizlerin sesi de oluyorsunuz hem de fuarlara da giderek çok güzel çalışmanız oluyor. Bu açıdan da bu vesileyle tebrik ediyorum sizleri de. Sağ olun. Evet. Peki Hakan Bey, önünde durduğumuz 3 metrelik bir kapı var. Fuarın en büyük kapısı. Gerçekten öyle. İnsanlar önünde resim çektiriyorlar. Çok ilgilerini çekiyor. Evet. Bu kapı talep görüyor mu yoksa bunu bir prestij olarak mı yaptınız? Evet. Ya şöyle söyleyeyim. Şimdi aslında tabii ki bizim atalarımıza baktığınız zaman hanlarımız, giriş kapılarımız, saraylarımız hep büyük kapılardır. Yani küçük kapılar değildir. Yani 4 metrelik, 5 metrelik kapılardan girersiniz içeriye. Ama maalesef Türkiye'de standartlar gitgide düşmeye başladı. Bilmiyorum nesil acaba küçülüyor ondan mı? Yani 2 metrelik kapılarla evlerin içerisine, hatta daha 1.90'lık kapılarla girilmeye başlandı. Ama özellikle Orta Doğu'da çok ciddi talepler var. 2.60, 2.70 boyunda kapılar talep var. Tabii biz biraz da abarttık. 3 metrelik kapı yaptık, lüks bir kapı yaptık. Yani şunu da söylemek çalışıyoruz, şu izlenimi vermeye çalışıyoruz. Yani bu tarz kapı yapan firma her türlü kapıyı yapar. Yani bu da bunun bir, yani fuarın bu kapının bir aslında özeti yani. O yüzden buraya koyduk. Çünkü gördüğünüz gibi tek kanattan 3 metreye yani sorunsuzca açılan kapılan lüks bir sistem bir çelik kapı şu anda buraya sergiledik. Çok da talep görüyor. Yurt dışından özellikle gelen ziyaretçiler de önünde fotoğraf çekiliyor. Bu da bir çekiliyor. Bizi, bu da bizi evet çok mutlu ediyor. Peki Hakan Bey, sizler yurt dışında çok fuarlara katılıyorsunuz. Şu anda içinde bulunduğumuz TÜYAP'ın organize etmiş olduğu Kapı Pencere Cam Fuarı'nı değerlendirecek olursanız sizce 3. günündeyiz. Nasıl bir fuar oluyor? Şöyle değerlendireyim. Çok da isabetli oldu. 10 gün önce İtalya, Bologna'da aynı kapı pencere üzerine bir fuar vardı. Orada ziyaretçi olarak bulundum. Gitmek giderken de çok ciddi beklentilerim vardı açıkçası gerçekten. Yani kapı ve pencere tam bizim üzerine sektörel bir fuar. Aynı bu tarz bir fuar. Pencere kapı üzerine. Ama maalesef fuar hayal kırıklığı geçti benim için. İtalya diyordum. Yani çok ciddi şekilde firmaları bekliyorduk. Çok ciddi katılımcılar bekliyorduk. Ama çok sönük bir fuardı.
Şöyle söyleyeyim, yani şu anda düzenlenen bu fuar bu konseptiyle pencere kapı üzerine ciddi söylüyorum dünyada en büyük fuar, yani Çin'i tabii ki o büyük fuarları geçiyoruz ama Avrupa'dayım. Avrupa'daki en büyük fuarlardan şu anda biri konumunda. Özellikle Avrupa'ya gittiğimiz zaman yani bu katılımcı, bu organizasyon, bu büyük firmalar, yani ülkemiz gerçekten şu anda hala hem ticarette çok aktif hem de gerçekten dünyadaki diğer ülkelerdeki iş adamlarını ve oradaki firmaları da çeken ve ilgisini her geçen gün artıran bir ülke konumunda. Yani bu çok çok sevindirici, çok güzel bir olay. Yani özellikle birebir şahidim. Yani bir hafta önceki o İtalya'daki, Bologna'daki fuarla sektörel kapı pencere fuarı, buralar arasında dağlar kadar farklar var. Keşke oradaki, Avrupa'daki, İtalya'daki, oradaki üreticiler, oradaki halk da buraya gelse, fuarı görse. Çok güzel, ilgi alaka da güzel. Özellikle bizim için Homme iyi bir marka. Hem onun lansmanını yaptık hem de tabii biz bu fuarlarla Türkiye'deki diğer müşterilerimizle, bayilerimizle bir araya gelme fırsatı buluyoruz. Yani sadece fuar amacı bir takım bir şey lanse etmek, yeni müşteri bulmaktan da ziyade mevcut müşterimizle tabii ki de, yani onlar da geliyorlar, burada görüşüyoruz, görüşmediğimiz müşterilerimiz oluyor, Türkiye'deki diğer müşterilerle bir araya gelme, bir istişare etme fırsatı buluyoruz. Yani bu da, bu açıdan da fuarlar güzel geçiyor. Zaten bizim hedefimiz bundan sonraki kendimizle alakalı bütün fuarlarda hem efor olarak hem de Homme olarak ayrı ayrı bulunmak. İnşallah bu şekilde de bir hedeflerimiz var. Efor markasıyla gerçekten Türkiye'ye neler yapılabileceğini gösterdiniz. Evet. İnşallah Homme ile de aynı şeyleri yapacağınıza ben inanıyorum. Çok teşekkür ediyorum Hakan Bey. Sağ olun. Biz de çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür ederim.